Bir de bu için yapılaşma nedeniyle galiba yorumlarınızı destekleyecek bir hatırlatma yapayım. Örneğin Kızılay'ın mevcut başkanı haberim yoktu sonradan öğrendim çok da üzüldüm gibi bir ifadeyi kayda geçirdi canlı yayında biliyorsunuz. Evet. O bir holdingin genel müdürünün CEO'sunun yapacağı işten falan haberi olmayabilir ama Kızılay Türkiye'de çok büyük bir depremin akabinde müdahale etmek durumunda ve zorunda olduğu bir afet sırasında iki gün Kızılay'ın çadırlarını saklaması ve belki o Kızılay'ın çadırlarının hepsini kursa dahi az gelecekti. Biz yeterli bulmayacaktı vesaire gibi şeyler. Ama bu bahsi diğer. Tabii. Ama siz enkaz altında veya enkazın karşısında soğukta titreyerek bekleyen insanları görmezlikten gelip iki gün çadırlarınızı satacağım diye bekletmeniz son derece büyük yanlıştır, ayıptır, günahtır. Onu söylemek istiyorum. Tabii. Yasa karşılığı da zannediyorum epey ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacaklar gibi görünüyor. Çünkü bu bahsettiğiniz tarif bile can yakıyor. İnsan cümleyi tamamlayamaz. Yani içinden geldiği gibi. Enkaz altında insan var. Soğuktan üşüyenler var. Daha ağırını söylemeyeyim. Birçoğu belgeleniyor şimdi gerçi ama daha ağırını söylemeyeyim. İddia şerriyle kalsın. Soğuktan üşüyenler var. Bu kadarla sınırlı kalsın. Siz çadır satışı için bekliyorsanız buradaki suçlama çok daha ağır olacaktır zannediyorum. Ağırlaşıyor. Yani çadır satışı bir kavram ayrıca. Bu yanlış bir şey. Yani bu bambaşka. Kızılay çadırları AFS'lere ulaştırmak için yapar, biriktirir, stoklar vesaire filan. Ama o günkü koşullar. Bunu ağırlaştıran da bunu bekletmek ve satma eğiliminde olmaktır. Artı Can Bey bir konu da var. Bu çadırlarla beraber bazı lojistik malzemelerin de satıldığı haberini aldık. Battaniye ve gıda var mesela. Efendim? Battaniye ve gıda var. Onu da ıskalamayalım. Yani battaniye için bir şey söyleyemiyorum. O konuya yeni muhtali oldum ve şey yapamadım ama. Evet. Gıda ile alakalı konu Kızılay bir gıda üreticisi değil. Konserve üreticisi değil. Evet. Nereden alıp nereye satıyorlar? Komisyonculuk mu yapıyorlar? Böyle bir ticarete mi girişler ama gördüğünüz gibi ticarileşme Kızılay gibi yardım eli, milletin yardım eli, kara gün dostu olan bir kurum için çok doğru değil ve iyi değil. Bir de şu konu, ben de dün bir arkadaşımıza basında izah etmeye çalıştım. Buyurun. Gıda satıldı falan diye duyunca, gıda Kızılay'ın böyle bir üretiminin olmadığını biliyorum. Aklıma şeyler geldi. Bizim kurban etlerinden yaptığımız kavurmalar vardı Kızılay'da. Yani biz vatandaştan kurban bağışı, Kızılay daha doğrusu bağışı aldığı zaman bunları kavurma haline getirip konservelere konserve şekline getiriyorduk ve bütün yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yurt içinde ve yurt dışında dağıtıyorduk. Yani AFSD'ye gerçek ızdırap içerisinde olan insanlara dağıtıyorduk. Acaba onlar mı satıldı diye de kafama bir şüphe de girmedi değil daha doğrusu. Yani o da vatandaşın kurban farziyetini yerine getirmek için Kızılay'a bağışladığı kurbanların bu amaçla kullanılması veya satışa konu edilmesi veya kar amaçlı bir kuruluşça değerlendirilmesi son derece yanlış. Bir de bu iddialar ve sonra kesinleşen kimileri var. Birbirinden ayırayım, bazıları somut, iddia değil. Kesinleşti çünkü Kızılay Başkanı doğruladı. Ya da bizzat konunun muhatabı bu satın alma işleminin karşı tarafında kaldığını beyan eden örneğin Ahbap Platform adına Haluk Levent doğruladı. Onları kesin bir dille somut olarak sordum zaten size. Ama hala işte iddia şerhiyle büyük oranda doğru olduğuna inanılan bazı iddialar da var. Şimdi tüm bunları göz önüne aldığınızda bir de bu iddialar, suçlamalar gündeme geldikten sonra Kızılay'ın verdiği bir sınav var. Kurumlarımızın verdiği bir sınav var. Buna dair söyleyeceklerinizi de merak ederim. Çünkü bir canlı yayında Kızılay Başkanı çıktı. O sırada sunucu ya parayı verin bu iş hallolsun demeye getirdi. Gülerek hallederiz diye karşılık verildi. Şimdi olayın ciddiyetini mi anlamak istenmiyor yoksa böyle davranmak zorunda mı kalınıyor? Dolayısıyla sizin daha önce oturmuş olduğunuz bir koltukta bugün oturan kişi ister somut delil olsun ister iddia olsun böylesine ağır bir tabloyla karşı karşıya kalındığında gülerek hallederiz demek nasıl yorumlanmaya muhtaç? Efendim Can Bey, öncelikli yorumum şu özet olarak son derece yanlış, son derece yersiz bir tutum. Kızılay'ın asla içinde bulunmaması gereken bir konumu izah ediyor. Burada Kızılay bir kar amaçlı bir kuruluş değil.
anayasası gereği, tüzüğü gereği ticaretle uğraşmaz. Siz 12 tane şirket kurup holdingleşme noktasına giderseniz bütün meselelere para gözüyle bakarsınız. Afete uğrayanlara da, afetten titreyenlere de, kar altında, soğuk altında, sıcak altında kalanlara da bu gözle bakmaya başlarsınız. Halbuki bizim... Zannediyorum bir arama geldi Ahmet Lütfü Bey. Bekliyorum ben sizi. Canlı yayındasınız hala. Sesinizi alabiliyoruz. Görüntünüzde sadece ufak bir kayıp oldu. Değerli rejimizden de hızlıca bir yardım rica edelim. Bu yardım gelecektir şimdi. Son olarak cümlesini tamamlamayı en azından bu vakti vermek istiyorum. Değerli Kızılay eski başkanı Ahmet Lütfü Akar Beyefendi'ye. Şimdi Kızılay'ın depremdeki satışları olsun. Kurumun başındaki isimlerin bu iddialar somutlaştıkça ekranlarda söyledikleri, gösterdikleri tavırlar olsun. Tam buna dair bir kapanma yorumunda bulunuyordu Ahmet Lütfü Akar, Kızılay eski başkanı olarak. Cümlesinin sonuna geldiği dakikalarda Skype bağlantısında ufak bir problem yaşadı. Hemen hızlıca rejimi halledecektir. Peki, geldi. Evet. Ahmet Lütfü Bey tekrar karşımızdasınız. Buyurun lütfen tamamlayın, sizi dinliyoruz. Can Bey, şimdi benim genel başkanlığım sırasında 2011 yılında Van depremi vukuğa geldi. Çok ağır bir depremdi o. İki yerde oldu. Hem Van merkezde hem Erciş'te oldu. Ben genel başkandım ve o zaman da afetin tek adresi, afette müdahalenin tek adresi Kızılay'dı. Bizden başka hiç kimsenin ne çadırı vardı, ne battaniyesi vardı, ne bir şeyi vardı. Biz de dış yardıma çıktık ve dışarıdan yardımlar geldi. Battaniyeler geldi, çadırlar geldi filan. Biz vakit kaybetmeden, bir saniye bile beklemeden bütün gelen çadır, battaniye, mutfak seti vesaire türü eşyaların hepsini afet alanına şey yaptık. Hatta biz bazıları havaalanı itibariyle değişik havaalanlarına inme talebinde bulundu ama biz buna karşı çıktık. Direkt olarak Van'a gelmesini ve orada tevzi edilmesini diğer paydaşlarımızla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte sağladık. Yani Kızılay'ın asli görevi kendisine emanet edilen ki peki bir arama daha mı geldi? Değerli reji, hızlıca bir yardım daha rica edeyim. 2011 örneği bizler için önemli. Van depremi örneği bizler için önemli. O zaman tabii şirketleşmemiş bir Kızılay'ın başkanlık koltuğunda bulunan bir isim. Ahmet Lütfü Akar. Dolayısıyla burada Kızılay Van depreminde afetle mücadelenin tek adresiydi. Elimizdeki tüm çadırları gönderdik. Hatta dış yardım da topladık dedi. O günlerde Kızılay ticarethane midir sorusunun dahi sorulamadığı günlerdi. Vurgulamak isteriz 2011'i. Ahmet Lütfü Bey, buyurun, tekrar bizlerlesiniz. Özet olarak Can Bey, çok arayan soran oluyor. Bakın evet. Kusura bakmayın, bu hiç önemli değil. Değerli izleyicilerimizin ben affına sığınayım. Onlar tecrübeli bu konularda. Birçok noktadan Skype bağlantısını yapmak durumundayız. Zaman zaman bunlar yaşanabiliyor. Ben bir kez daha sizin adınıza da kendi adımıza da özür dileyeyim izleyicilerimizden. Evet, doğru. Buyurun. Ben de özürlerimi bildiriyorum. Benimlerden kaynaklanan bir hadise. Çünkü telefonumla şey yaptım. Şimdi efendim, özeti şudur. Buyurun. Kendi anayasası gereği, 155 yıllık mazisi gereği, Türk milletinin vicdanında yankılanma gereği ve toplumumuzda kabul edilmiş olan bir Kızılay'ın kabul edilme şekli gereğince Kızılay asla ve asla ticarette uğraşamaz. Holdingleşemez, anonim şirket kuramaz, bu şirketlerle çadırlarını, battaniyelerini, gıda maddelerini satamaz. Çünkü bunlar halkın, bir zaman oluyor ki Kızılay şunu şey yapıyor, diyor ki bir SMS verirseniz 20 lira bağışta bulunursunuz, 10 lira bağışta bulunursunuz. 10'lar liralarıyla, 20'şer liralarıyla toplanan paraları böyle kafasına göre, kafasına estiği gibi oraya, buraya, şuraya ve bu şirketleri teşkil eden yönetim kurullarına huzur hakkı olarak veremez. Tabii. Bunlar yanlıştır. Bunlar çok yanlış. Bu ortaya çıktı. Şimdi her şey bir hayır doğurabilir. Bu ortaya çıkması çok önemli bir konu. Aksi takdirde bizim Kızılay'ımız milletimizin göz bebeği. Bunlar bu paraları veriyoruz, bu bağışları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Devam ettik şimdiye kadar ama bunların bu şekilde dağıtılması, satılması vesaire edilmesi, hatta ben de ikinci el elbiselerin falan gibi satıldığına dair bir haber almıştım. Son derece absürt. Şimdi bunlar birbirine zincirleme, domino etkisiyle gidiyor. Yani buradaki çadır meselesindeki duyarsızlık ve yanlışlık ortaya çıkınca
diğer konulara çekildi, objektifler çevrildi. Tabii. Ve onlar da kamuoyunun bilgisi dahilinde cereyan etmeye başladı. Yani 155 yıllık Kızılay'ın prestijiyle, güvenilirliğiyle, her türlü şeyle oynuyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bunu asla tasvip etmiyorum. Peki. Tüm Kızılay ailesi olarak da bunu reddediyoruz. Kızılay'ı babasının çiftliği gibi kullanarak istediğini alan, istediğini satan bir anlayıştan asla ve asla taraftar değiliz. Kızılay da böyle değildir. Bunu iddia ediyoruz. Kızılay non-profit bir kuruluştur. Asla kar amacı gütmez ve güdemez. Kazandığı para, bizim mesela belli başlı olarak para kazanma yolumuz gayrimenkullerimizden bize bağışlanan gayrimenkullerin kiraları veya efektif olarak kullanılmasından elde ettiğimiz gelirler ile maden sularının gelirlerinden kaynaklanan şeydir, gelirlerdir. Dolayısıyla bunun dışında biz herhangi bir ticaret yaparak para kazanma gibi bir şeyimiz olmaz. Çok teklifler oldu bize de. Yani Kızılay'ın ismi çok temiz. İşte şunu yaparsak para kazanırız. Kızılay öyle damgası. Öyle, bu çok önemli Ahmet Lütfü Bey. Sizin döneminizde, evet. 2011 ve öncesinden genel başkanlık koltuğundayken bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl teklifler geldi şirketleşmesi hususunda ya da neyi çok satarsak kar ederiz denildi size? Yani en kritik soru da gitti bu kez değerli izleyiciler. Değerli Reji hızlıca lütfen aramalar hususunda tek tuşla reddedebileceği hususunda değerli rejimizden de bu konuda daha hızlandırıcı yardımlar rica ediyorum. Ahmet Lütfü Akar birazdan bizlerle birlikte olacak. En kritik cümlesini sona saklamış Sayın Eski Başkan, Kızılay'ın Eski Başkanı. 2011 ve öncesine dair Van depremi hususunda çok kritik bir kıyasla bulundu. Ve derken bize de çok telkin geldi. Ya şunu satın diyerek geldi. Peki. Ahmet Lütfü Bey, en merak edilen kısım önümdeki mesaj kutucuğuna bakıyorum. Bir anda alev aldı çünkü herkes bunu merak ediyorlar. O dönemde kim size böyle telkinlerde bulundu veya işte ya bunu satarsak Kızılay'a güzel gelir elde ederiz diyerek nelerin satılmasını önerdiler? Biraz detay rica edelim. Önemli çünkü. Vallahi Kızılay. Zannediyorum sizin canlı yayında olduğunuzu bilerek yapıyorlar. Yani ben burada artık art niyet arıyorum Skype bağlantısında. Değerli reji ben bir fikir vereyim. Bizden bir arkadaşımızın Skype'ı üzerinden Ahmet Lütfü Bey'i bağlayalım. Çünkü daha önce yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. Peki tekrar geldi. Ahmet Lütfü Bey hakikaten zannediyorum ısrarlı talepler oluyor. En önemli hususu anlatırken de dikkat çekici gerçekten. Hiç zaman kaybetmeyelim. Lütfen o konuya ilişkin bize detay verin. Kim size telkinde bulundu? Neyi satarsak Kızılay kar elde eder dediler. Her şeyi, her konu üzerinde bize talepler geldi. Kızılay'ın ticarete bulaştırılmasıyla alakalı. İşte şu ürünü üretiyoruz. Buna Kızılay damgası vuralım. Daha çok fazla para kazanırsınız, ortak oluruz dediler vesaire. Biz bunları şöyle baktık. Eğer Kızılay ticarileşirse asli unsurunu kaybeder. Asli görevini ihmal eder. Şimdi biz oturup Türkiye'nin depremselliğine göre müdahale edecek planları, programları mı yapmalıyız? Yoksa şuradan ne kadar kar edeceğiz, buradan ne kadar zarar edeceğiz? Şuranın yönetim kurulu başkanlığına bunu mu getirelim? Bunun yönetim kurulu üyeliklerine şunların tavsiyesi olan şu kişileri mi getirelim diye uğraşmaya başlarız ve Kızılay bir müddet sonra şu anda olduğu gibi asli özelliklerini kaybederek ticari bir kurum haline getirilir. Bu böyle gitmez. Bundan vazgeçmeleri lazım bu arkadaşlarımızın ve Kızılay'ın asli şeyler. Kızılay ne yapar? Afette müdahale eder. Türkiye'de acil barınmayı sağlar. Sesinizi duyuyoruz. Lütfen devam edin Ahmet Lütfü Bey.